Ve şimdi geldik 3S serimize, yani Rocket League'in en kanser serisi. En zor ve en zor olan serilerinden biri diyebilirim. Çünkü 3 farklı insan oynuyor oyunda. O 3 farklı insanın anlaşması, doğru pozisyonlara çıkması, birbirini de okumaya çalışmanız gerçekten kolay işler değil. Şöyle bakalım maçımızı bulacak mı dedim. Joining dedi, kaldı joining'de. Bakalım, umarım kötürüm arkadaşlar gelmezler. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde oynamaya çalışırız. Ben de dedim ama o da ben de dedi. Pinch deneyelim en güzel diyecektim. Neyse. Son anda saldı arkadaş. Vuracaktır. Ya inanmıyorum. Free golüm vardı benim orada aslında. Kontrol ederken çok kötü kontrol ettim. Olur. Yani vurduğu yer pek iyi değil ama yapacak bir şey yok. Hemen rotasyonumuza geçiyoruz gene dikkat edip. Bizim adam da çıktığı için ben bir tur geri döndüm. Çünkü ben de çıksam double yapacağız. Kesecek. Şu an vaktim olduğu için sakin davranıyorum. Ama bizim çocuk da bana blok attı resmen orada önümde. Şimdi yine bir rotasyona geçiyoruz. Rotasyon çok önemli arkadaşlar 3S'te. Yani rotasyonu kaçırırsanız ve arkadaki adamınızın ne yaptığını bilmiyorsanız gerçekten boş pozisyonlarda çok gol yersiniz. Ulan benim arkamda adam var mıydı muhabbeti olur. Şimdi bu top biraz riskli olacak ama kaçıracaktır diye düşünüyorum bunu. Oo, güzel önümüze düştü. Şöyle pas deneyeceğim. Biraz yavaş denedim ama gene çok kötü bir açıyla düştüm. Şöyle aslında bizim şu arkadan gelene pas düşündüm. Bizim diğer adam yakındı ama arkadaki daha avantajlıydı. O yüzden bizim ilk adamı es geçip direkt arkadakine pas çıkarttım burada. O da güzel takip etti. Geri dönmedi ve gelmesiyle golüne tıkadak bıraktı oraya. Şimdi iki kişi geldiler. Bu biraz sıkıntı. Bizim adama salacağım. Usta alamamam iyi olmadı. Hemen küçükleri toplayalım. Olası bir Selçuk'ta patates olmayalım. Güzel, iyi kesti yine. Gördüğünüz gibi küçükleri topluyorum hala. Ve 70 boost'a falan çıktım. Yani bir büyüğe dönüp de pozisyonda kaleyi de kötü duruma almadım. Bu blok yiyecek. Yine küçükleri topluyorum. Hala riskli çünkü pozisyonlar. Şuna direkt. Aa, top şey yapıştı ya. Duvara yapıştı diyebilirim yani top. Güzel. O topa dokunmuş olmamız bu adamın vuramamasını sağladı. Şimdi burada vaktim var. Ama bu adam top yerine bize geldi. Şunu da ben vurayım. Bizim aslında diğer adamın güzel önünde kalabilirdi ama patladı çocuk. Biri patlatmaya oynuyor sanırım. Dikkat etmedim ama ya bilerek mi yapıyor tam anlamadım. Şöyle bir vuruş atalım. Ah, patlamadı. Şöyle vurmazsam eğer gol yiyeceğiz. Güzel bir pas denemesi. Evet, şu an bilerek yaptığını fark ettim. Buna bizimki umarım güzel değer. Araba patlatmanın iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı eğer ki iyi bir pozisyonda patlatırsanız avantajlı duruma düşersiniz.
kötü tarafı eğer ki patlattığınızda bizim adamlar şu an hızlı bir şekilde atağa çıkarlarsa bir adam eksik kalıyorlar. Ve bu da onlar için rotasyonda sıkıntı demek. Bunu benim kesmem lazım. Şimdi çok yukarıda. Eğer ki kaledeki adamı bıraksaydım bu topu yüksek ihtimal sıkıntı yaşayacaktık. Çünkü diğer adam da uçuyordu. O yüzden direkt burada kestim. Diğer adamları da zaten o topu beklemediği için. Çünkü diğer adamı çıkıyordu. Benim keseceğimi tahmin etmesi daha zor. Ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve oyunları GG oldu. Yani 3S seride iyi oynamak gerekiyor. Evet. Ama sadece iyi bir oyuncu olmak yeterli değil. Yani ben mesela mekanikte çok iyi olabilirim. Vuruşlarım çok iyi olabilir. Ama ki takım oyununu kötü oynarsam, takımımı takip etmezsem, kimlerle oynarsam oynayayım hiç fark etmez. Yani bu en azından Diamond Ligi'nden sonra diyeyim. Hadi platlarda ve şeylerde biraz daha durum değişiyor ama Diamond Ligi'nden itibaren biraz daha artık takım oyununu vesaire öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü şampiyon serisinde hani bazı videolarda veya bazı arkadaşlarda görmüşsünüz. Yani tık 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 paslaşma şeklinde bile oynayabiliyorsunuz. İşte adamı açtığın ortada o topu takip etmeyip adam geliyorsa direkt hemen rotasyonla hızlı dönüşler yapıyorsunuz. Hani bildiğiniz bir 3 kişi tek kişi gibi oynamayı öğrenmesi gerekiyor. Özellikle 3 arkadaş oynayanlar için söylüyorum bunu. Tek başınıza giriyorsanız benim gibi çok sıkıntılar çekersiniz. Çünkü çok random adam geliyor. Çok random adam geldiği için de iyisi de geliyor, kötüsü de geliyor. Bu da sizin oyununuzu biraz kötü yönden etkiliyor. Hangi yönden diyeceksin? Şimdi iyi adamlar geldiği zaman paslı ve güzel oyuna alışıyorsun. Kötü adamlar geldiği zaman paslı ve güzel oyuna alıştığın için adamlara yapıyorsun. Adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. Bu sefer oyun aslında hani güzel goller atabileceğin yerde attığın toplara da adamlara gidiyor ve durduk yere baskı yiyorsun. O yüzden sıkıntı oluyor. Şimdi bizde sezon 13 GC arkadaş varmış. Sanırım bir süre ara vermiş. Karşıda sezon 1 Grand Şampiyon var. Ve bu adamlar enteresan bir şekilde Diamond'dalar. Yani bizim için hani karşıda Grand Şampiyon olması falan pek bir şey ifade etmiyor. Ama bizim takım için birazcık ediyor. Şöyle yapacağım. Şimdi arkadaki adamımıza bakıyoruz. Güzel. Yani ben şimdi o adamların neler yapacağını az buçuk kestirebiliyorum. Ama bizim adamların da akıllı oynaması lazım. O yüzden biraz daha defansif ve dikkatli oynuyorum. Şimdi sağdaki adam daha yeni geri dönüyor mesela. Şöyle yere sektirerek vuralım şunu bir. Pek iyi çıkmadım. Bunu bizim arkadaki adamımıza salacağım. Takip ediyorum onu. Şimdi bu oyun biraz daha Diamond serisinin üst seviyesinde daha akıcı bir oyun olacak çünkü. Bunun sebebi de karşıda seri bir Grand Şampiyon oyuncusunun olması. Tabi bizde de var ama bizimki sezon 13 hani. Sezon 14 ve sezon 1. İki sezon öncesinin Grand Şampiyon olduğu için birazcık hani ara vermiş olabilir oyuna. Ama sezon 1 Grand Şampiyon daha hala aktif bir şekilde geçen sezon GC olmuş bir arkadaş olma ihtimali çok yüksek. Fakat şöyle de bir durum var. Grand Şampiyon olup da Diamond 3'te olması birazcık ironi bir durum. Yani aslında benim de başıma gelmedi değil. Yani oynadığım arkadaşlarımla girdiğimde ligleri düşükse veya kötü oyuncularsa ya da hani anlaşamadığım diyeyim hadi kötü demeyeyim. Liginizi düşürebiliyorlar gerçekten ciddi bir şekilde. Ama bir şekilde de çıkıyorsunuz gene. Hani Diamond 3'e kadar da düşüp orada kalmazsınız hiçbir şekilde. İki kişi kalede bekliyor adamlar. Çok enteresan. Hani harbi plat oyununa döndü yani oyun. Buna bir tık gelecek ama içeri doğru geldi. O da ilginç. Karşıda sezon 1 turnuva şampiyonu ve sezon 1 Grand Şampiyon var. Ama şu an gerçekten hani aslında o yazanlarla alakasız oynuyorlar. Bunlar da geçen muhabbetini yaptığımız aslında şeyle alakalı. Adam iki kere spamladı. Çünkü aynı anda gidiyorum adamla. Hani dedim ya size arkadaşları busluyorlar. Liginde olmayıp da bu tagları alıp aslında Diamond gibi oynayan çok adam var diye. Tamamen bunlarla alakalı bir durum.
Yani siz de hiçbir zaman hak etmediğiniz rütbede oynamaya çalışmayın. Ondan sonra sezon bir Grand Şampiyon yazar ve Diamond'ların içinde can çekişirsiniz. Bu da emin olun hani size görsel olarak veya ne bileyim bir şey sağlamayacak yani size. Çünkü Grand Şampiyon bir yazan adam hadi Şampiyon 2, Şampiyon 1 hadi olsun. Şampiyon 1'e de düşmez de. Şampiyon 1'e de düşse, of onu pas çıkarsaydı ya da atsaydı güzel olacaktı. Düşse de her türlü çıkar. Yani sezon 1 Grand Şampiyon bir adamın Diamond 3'te görünmesi demek. Onun için çok üzücü bir durum. Yani adamla dalga geçerler yani. Şunu keseyim ben vurmasın. Oo. O bloğu şahsen hiç beklemiyordum. Yani şurada alıp gidiyorsa kesin hani gider diye düşündüm. Arkamdaki adam da aynı düşünmüş. Ona yapacak bir şey yok. Şu an biraz maç riskli duruma düştü. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Hani iyi başladık ama şu hatalar hoş değil. Kafamıza çok fazla blok yedik. O bloklar da yani adamlar iyi değerlendirdiler. Ama hani genel olarak bakarsak adamlar çok da iyi oyuncu değiller. Şanslı pozisyonlar buldular sadece. Umarım gelen vardır dedim ama. Bunu salacağım. Salmasaymışım iyiymiş. Şöyle keselim direkt hızlı. Kaleciye gideyim mi diye düşündüm de. Keşke gitseymişim oraya. Biraz sıkıntılı ve boost'um yok. Ben bir adam çaprazdan arkadan yetişir diye düşündüm. Çıkayım diye düşündüm. Güzel vurdu bu arada. Tavana çarpması bayağı sıkıntılı oldu orada. Orada o topu o değil de ben çıksaydım gerçekten daha iyiydi. Şöyle bir pas deneyelim. Atsın arkadaş. Şurada kaçırdığı için. Burada yapacağım en iyi şey Flick'te pas atmaktı. Başka kaleye de atsam sıkıntılı olabilirdi. Ben de diyeyim burada. Şunu hızlı kesebilir. Kesemedi. Yapıştır onu oğlum. Burada kaleciye gideceğim. Kaçırdık. Şöyle sert vuralım. Yapıştır oğlum gelişine. Güzel. Bu bizimkinde. Yakındı. Arkamdan da biri uçtu ona karşı takımda. Ben vurmayayım diye. Flick atması çok muhtemel. Biraz riskliydi. Bu arada oyun çok kötüydü ama güzel bir oyuna çevirdiler. Sonradan toparladılar diyebilirim yani. O pozisyondan cacık olacağını pek zannetmiyorum. Top biraz riskli. Keşke çıkmasaydım dedim yani.
Keşke çıkmasaydım dedim. Adam direkt topun altından çıktığı için bana göre daha avantajlı kaldı orada. Lan S1 GC. Alacaktık ifadeni de. Pozisyonlar adamlar için çok iyi kaldı orada. Yine güzel bir oyun oldu ama yani oyunu taşıyan, oyunun farkını koyan şu arkadaş oldu yani karşıdaki. Bu adam çok iyi pozisyonlarda kaldığı için yani pozisyonları da iyi değerlendirdiler. Yalan yok şimdi. Ama o S1 GC yazan gerçekten oyunda bir işe yaradı mı diye sorarsanız bence hayır. Öyle kuru görüntü gezdi diyebiliriz. Neyse böyle maçlar gelecek. Arada kazanacağız, arada kaybedeceğiz. Şöyle şu kutuları da bir açalım bakalım. Yani önemli olan oradaki title değil. Bunu unutmayın. O title'da nasıl oynadınız? Evet, gelebilecek en kötüler geldi sanırım. Neyse. Olsun bakalım. Şimdilik hoşça kalın diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.